Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra ilk defa tekrardan bambaşka bir diziye adım attım diyebilirim. Daha doğrusu adım atmıştım ama devam ettirmeyi tercih ettim. Onca şey varken önümde bunu seçtim. Bunun üzerinden devam etmek istedim. Çoğunuzun zamanında yap dediği şeyden bahsediyorum. Evet, Leftovers'tan. Evet, Leftovers'tan. Şimdi klasik bir HBO formülü vardır. Herkes bilir hani. HBO formülünü bırak. Gizem dizilerinin bir formülü vardır. Bazıları dediğime bakmayın, sadece bir iki tane ayrım var burada. Birincisi der ki ben gizemi veriyorum, sen sadece izle. İkincisi der ki ben gizemi vermiyorum, sen bulacaksın. Teker teker vereceğim. Sen bulamazsan da bulamayacaksın. Şimdi burada tercih edilen ne diye sorarsanız ben size derim ki ikisi de değil. Yani dizinin kendini çeken veya çekmeyen, bana göre çeken tarafı da burada işte. Sana ne gizem veriyor, yani daha doğrusu gizemi bulmanı istiyor, ne de kendi direkt veriyor. Şöyle söyleyeyim ki bunu nasıl anlarsınız? Mesela Wayne kim? Bilmiyoruz. Ya daha doğrusu ben izlediğim kadarıyla bir şey anlamadım bu işten. Wayne'in temsil ettiği o büyük amaç ne? Bu büyük amaç büyük ihtimalle bu kaybolan nüfusla ilgili bir şeyler çıkacak zaten. Her bok oradan çıkacak da. Yani büyük amaç deyince aklıma neler neler geliyor. Böyle hep yani siyasi şeyler geliyor. Dizinin içerisinde siyasilik çok var ya. Çok var. Yani gerçekçi şeyler hoşuma gider. Ya zamanında Dark'ı izlememin sebebi gerilim ve merak ettirme hissiyse, bunu izlememin sebebi de o olacak ve dram. Bu dizinin verebildiği en güzel şeylerden biri dram. Özellikle Kevin'in karısıyla olan dramı muhteşemdi bak. İlk bölümün sonundaydı. Gayet iyiydi. Sadece bu da değil. Dizide bütün karakterlere yazılmaya uğraşılmış şey değil. Hani bir karakter var da onun üzerinden gidiyorum durumu yok. Ben bu tarz şeyleri de severim ama genelde tek karakter severim. Ama burada yazmak zorundasın abi. Burada yazmak zorundasın çünkü herkes etkileniyor bu işten. Yani tek bir karakter etkilenmez zaten. Jill'e gelince Jill çok, daha doğrusu bu Kevin'in kızı. Jill böyle çok şey ya, cıvık ama çok tatlı kız. Çok tatlı kız ama çok cıvık ya. Tom'a gelelim. Bu Wayne'in yanında yani büyük amaç için çalışan bir asker gibi çocuk. Yani adam öldürdü ya. Adam öldürdü bir kız için. O kızın ismini de adam gibi öğrenemedik yani. Öğrendiysem de ben hatırlamıyorum. Sövmeyin. Bu Jill'in yanındaki Amy'ye gelirsen. Jill'den daha beter bir karakter. Yani tam kahpe orospu tipi var ikisinde de zaten. Ama yani bir bakarsın altından drama çıkar. Drama ekmektir abi. Drama çıkar bunların üstünden. Bunların Nora Dust'ı takip etmeleri bir silah gördüğü için. Ya tamam, bu evrende yerim ben bunu da. Normal hayatta ben birinin çantasında silah göreceğim. Topuklar kaçar mı amına koyayım yani. Ben market sahnesinde yani birilerini vuracak zannettim kadın ya. Bu dizinin verdiği gerilim hissi çok iyi bu arada. Yani tam da buradan bahsetmek gerekirse gerilim mükemmel ya. Gerçekten had safhada olan bir gerilim var. Bu büyük amaç uğruna, yani bu kız uğruna, bu kızı neden takip ediyorlar, onca insanı neden öldürdü bu Tim falan. Yani büyük ihtimalle bu kız bu kaybolanlarla ilgili bir şeyler görmüş. Yani bir şeylerin birilerini sakladığı bir şeyler bu kız gördü mü? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok ama var bir şeyler ya. Var yani. Şimdi bu Lori'nin olduğu bu günahkarlar grubu mudur? Neyse, kimse ne tarikatsa, bu tarikat yani neyi amaçlıyor? Niye sessiz kalıyorlar? Meg bunlara girmeye çalıştı, sonra çıktı mı? Çıkmadı mı? Çıkmadı büyük ihtimalle. Çünkü ağaç kesmeyle bitti ikinci bölüm. Dizinin vermeye, daha doğrusu kurmaya çalıştığı setup çok güzel. Bu setup'ın altından nasıl dramalar çıkacak? Yani tahmin edemiyorum. Bak bu da iyi. Tahmin edememezlik iyidir. Ta genelde şey derdi yani ya, dizinin bana vermeye çalıştığı şey birinci sezon finalinde mi niye oluyor yani, ben görmek istiyorum diyordu ya. Ben ta gibi değilim abi. Ben gizem seven adamım yani. Gizem iyidir. Drama varsa üstüne daha iyidir. O yüzden bu dizi okey.
Ben devam ederim. Şöyle bir şey ki siz zaten izlediyseniz benim bunları çözememe, takılmayın. Daha çok bunları yapma amacım şudur ki hani dizi izlediysen bölüm bölüm gerçekten de izleyen birinin düşünceleri ne olur senden başka diye düşünüyorsan ben oyum şu an senin için. Ayrıca yani dizi incelemesi atıyorum beni linç yiyorlar. Ben bundan sıkıldım abi. Yani ben zaten olan bir dizinin üstüne inceleme yapacağım. Geri zekalı gibi gözükmek istemiyorum. Bölüm bölüm inceliyorum. Düşüncelerimi söylüyorum. Ne olur ne olmaz bakarız. Yani diziyi ben beğendim. Oyunculuklar muazzam. Liv Tyler müthiş oynuyor. Liv Tyler kim? Mac. Mac çok güzel oynuyor. Kevin desen zaten çok güzel oynuyor. Yani bu Kevin'dan Green Lantern olabilir diye bir hisse kapıldım. Sövmeyin, hisse kapıldım. Olabilir yani. Chill yani Kaya Scodio mu ne, çok garip bir ismi var o kadının. Meh bir oyuncu. Ya yani bu dizide de meh yani. Tom'un oyunculuğuna bayıldım. Tom Garvey'in. Şu Teen Wolf'tan tanıdığım ikizleri görmek güzeldi bu arada. Onlar da ayrı bir karakter. Tek üzülmeye mutlu gibi görünenler onlar amına koyayım bu arada yani. Acayiptir. Amy'yi hiç sevmedim. Ama oyunculuğu güzel. Sevdim oyunculuğunu. Nora'nın oyunculuğu idare ederdi. Şimdi şeye hiç takılmadım, onu da söyleyelim abi. Matt Jameson yani Christopher Eccleston. Ben onu bayağı severim. Muazzam oyuncudur. Bu dizide çok az rol alıyor gibi ama yani kritik mi değil mi? Onu ileride anlayacağım. Keşke biraz daha gözükseydi isterim bu arada. Wayne'in de garip garip hareketlerine anlam veremedim. Galiba adam biseksüel. Hetero da değil, şey de değil, gay de değil. Yani ne bileyim abi, büyük amaçmış. Neyin büyük amacı göreceğiz. Yani ben çözmeye çalışıyorum, bir yandan da izliyorum falan. Göreceğiz. Neyse abi, dinlediniz beni. Önemseyip fikirlerimi, görüşlerimi merak ettiniz. Benden bu kadar, birinci bölüm ve ikinci bölüm. Tamam, devam ederim ben buna. Lost'ta yaptığım gibi buna da devam ederim, haberiniz olsun. Hadi görüşürüz, abone ol veya olma. Zorlamam ben başkaları gibi. Hadi.